Kapı çalıyor anneciğim, gel. Röportaj vereceğiz. Oo Zeynep Hanım, hoş geldiniz. Vah. Fakirhanemiz yalı hayatını bırakıp buralara geldik. Buyurun buyurun, salona geçin. Ay, siz Halit Can'la tanıştınız mı? Çok tatlıymış. Oğlum hadi alın siz bir tanışın, bir konuşun, hoş geldin de. Anne. Tabii tabii. Ben size bir su, çay, kahve ne vereyim? Su olur. Tamam. Sizin çocuğunuz yok herhalde. Yok, istemiyorum ben. Vücudum bozulur diye. Ay yok yok, hiç öyle düşünmeyin. Hiç bozulmuyor, benim vücudum çok güzel. Yıldız Hanımcığım, hazırsanız hemen başlamak istiyorum ben. Evet. Hazırım. Aldatılan tüm kadınların sesi olmak istiyorum. Tamam, kaydediyorum. Başlıyoruz anneciğim. Yıldız Hanım, yuvanızın üstünde kara bulutlar ne zaman başladı? Leyla kişisi hayatımıza girdiğinde başladı. Anlatın. Şimdi bu Leyla çok zor durumdaydı. Ben de buna acıdım. Gittim onu katil kocasının elinden aldım. İşi yoktu, Halit'in yanında, yani kendi kocamın yanında onu işe soktum. Sonra o ne yaptı? Döndü geldi, beni soktu. Çünkü yılanmış. Evet, gerçekten yılanmış. Hem kocanızın hem de yakın bir arkadaşınızın ihanetine uğradınız. Aynen öyle oldu. Çifte kavrulmuş ihanet diyebiliriz. Peki şu anda anladığım kadarıyla bir boşanma aşamasındasınız, öyle mi? Evet, ben aldatılsa da affedecek bir kadın değilim. O yüzden hemen evi terk ettim. Kocam bana yalvardı, gitme dedi. Ben dedi geçici bir heves yaşadım dedi, bir heyecan yaşadım. Bunlar gidecek geçecek dedi. Evet. Ama inanmadım. Geldim bu eve döndüm. Gerçekten o hayatı bırakıp buraya dönmek herkesin harcı değil. Evet, ben kocamı sevdiğim için terk ettim. Çünkü sevmeyen kalır, seven gider. Bakın bunun altında çok büyük bir felsefe yatıyor, bunu yazabilirsiniz. Hı hı. Aldatılmayı gururuma yediremedim, kendi çöplüğüme döndüm. Bunu da yazabilirsiniz ama birazcık uzun oluyor herhalde. Yok, onu daha önce bir başkası söyledi. Ben başlığı ayarlarım, siz takılmayın. Demek ki okumuşsam hafızamda mı kalmış? Olabilir. Peki o yalılardan sonra buraya dönmek sizin için zor olmadı mı? Olmadı. Çünkü ben çok kolay adapte olabilen bir kadınım. Ayrıca çok da güçlüyüm. Gücümü de şu gördüğünüz akçapakça oğlumdan alıyorum. Halit zaten Halitcan'ın ihtiyaçlarını karşılayacak. Ben de kendi ihtiyaçlarımı çalışarak karşılayacağım. Evet, iş tekliflerine açığım. Bunu birazcık tazminat almadınız yani. Yok yok. Asla almadım. Peki Halit Bey'le ilgili bazı dedikodular var. Mesela çok kaba olduğu, biraz sinirli olduğu. Bunlar doğru mu? Şimdi kaydediyor mu? Ediyor. Tamamen doğru. Halit çok kaba saba bir adamdır. İnsanı çok kırar. Bana da evliliğimiz süresince çok ciddi psikolojik şiddet uyguladı. Bildiğim kadarıyla bir de bir nişan durumu varmış. Onu sorma. Kapat. Nasıl sorma, olur mu canım? Ben tarafsız bir gazeteciyim, her şeyi soracağım. Ne tarafsız ya? Dün kahve içtik seninle. Ama ben her kahve içtiğime taraflı olursam olmaz. Anlatın lütfen. İyi tamam, dur baştan anlatayım o zaman. Çekiyor mu? Evet. O zaman o karanlık dönemi de şöyle anlatayım. Ben zaten Halit'le boşanmak üzereydim. Yani elimde boşanma kağıtlarımla evi terk etmiştim. O dönemde gitmiş, nişanlanmış. Yalnız ben 9 aylık hamileydim. Karnı burnunda eve dönmek zorunda kaldım. Halit canım için. Yoksa dönmezdim. Ya o başka mevzu. Ama özetle Halit bana türlü türlü bir sürü eziyette bulundu. Ben Halit'ten çok çektim. Bunu bu şekilde yazabilirsiniz. Anladım, çok acı çekmişsiniz. Onu evet, anlıyorum. Çok acı çektim. Artık Halit'in yüzünü görmeye tahammül yok, adını duymaya tahammülüm yok. Bakın kolyemdeki Halit'i de söktüm. Bu Halit Can kolyesiydi, artık canım var. Anladım, peki. Fotoğraf falan çekecek miyiz biz, oğlum da ben? Çekeceğiz, arkadaş yolda geliyor şimdi. Tamam, süper. Siz biraz kekmek yiyin ya, zayıfsınız. Yok, yemiyorum ben, sağ olun. Bakın mekik var orada, ben çok severim. Yok, ben mekik yemiyorum, mekik çekiyorum. Tabii yazarsınız ya. Söz, laf, ebeliği sizde müthiş. Her şey bende mevcut. Sonra işte ben Halit'e dedim ki, sen dedim ne demeye çalışıyorsun ya dedim. Senin bu hissizliğin nasıl oluyor yani dedim. Neyle yıkıyorsun kendini de ilk günkü gibisin dedim. İşte öyle tabii, şakadan da anlamıyor biliyor musun? Gülmeyi de sevmiyor, güldüreni de sevmiyor. Öyle bir adam işte. Anlattınız. Vakıfım ben konuya, anladım. Ama tabii güzel şeyler de olmadı değil. Mesela... Dur şunu yutayım. İstiyorsanız mesela annesini özledi. Ay yok yok. Kalsın size, kolum ağrıdı tek başıma evde. Tut 2 dakika. Mesela bana taç almıştı. İlk evlendiğimiz zaman o günler çok güzel günlerdi biliyor musun? Ben o taşı taktım, çok mutlu oldum. Tabii biz ayrılınca o taşı ona geri vermek zorunda kaldım. Çünkü mücevherleri kilitliyor bak. Çok önemli bir detay, yaz bunu. Sonra barışınca taç bana geri gelmişti. Şimdi yine taçsız güzel olarak devam ediyorum. Anladım. Avukat bana sormuştu ne istiyorsun diye ya. Niye taçı söylemedim öf? Şimdi bizim arkadaş gecikti bir saniye. Sen fotoğrafçı ara, ben de Kaya'yı arayayım. Gözdeciğim çabuk gel hadi yetiş. Tamam. Dur anneciğim ya, bir şey anlatıyorum. 3 dakikaya burada. Hı. Sonra evet. Başka ne diyeyim? Ha, bir de tavsiye vereyim. Şimdi bunu okuyacak olan insanlar aşka falan inanıyorlar ya. Onun bir cevabını verelim. Tabii verin verin. Siz sakın... Dur şuna konuşayım. Konuş. Siz sakın aşık oldum, çok mutluyum sanmayın. Kimseye kanmayın. Yoksa kavuşacağınız tek şey Hakk'ın rahmeti olur. Güzel değil mi? Ürkütücü oldu. Biraz. Harika bir röportaj oldu Yıldız Hanımcığım. Aynen evet. İnşallah. Yeni hayatınızda size mutluluklar diliyorum. Çok sağ ol. Yalnız boşandığım gün çıkacak röportajın. O kısmı çok önemli. Siz merak etmeyin. Ben hepsini halledeceğim. İyi tamam, süper. Ay vallahi ezilen kadınların sesi olduk. Ben de bir döktüm, rahatladım. Evet evet. Ay, çok sağ olun. Öyle oldu. Ben de artık kalkayım yavaştan. Resimleri çekelim. Evet gel oğlum tamam. Alın onu da. Ay. Ay başardık Halit canım. Gül anneciğim. Ay bak şunun güzelliğine, yine de iyi ki doğurmuşum. Kapı çaldı. Hı. Ben o zaman hemen arkadaş sizle ilgilenir olur mu? Yok yok yok, hiç rahatsız olmayın. Gel anneciğim. Yok evden. Ceyda geç içeri, ben çıkıyorum, kadın manyak. Ha? Fotoğrafçı geldi bakın ne giydirdim.